İçerisinde bulunduğumuz bu cami, 16. yüzyıl İstanbul'un silüetini oluşturan mahalle sistemindeki önemli bir mimariye olarak yer alan ve Mimar Sinan eseri olması bakımından ayrıcalıklı bir yere sahip yapılarımızdan bir tanesi. Şehit Sokulu Mehmet Paşa olarak geçen ama halk arasında ifadesiyle Sokulu Mehmet Paşa Camii adını taşıyan bu yapıdan iki tane var İstanbul'da. Bir Azapkapı, burası da Kadırga Camii. Ama bu cami Sokulu Mehmet Paşa ismini taşımakla beraber vakfiyesinde ve yapının bu son şeklini almasında Sokulu Mehmet Paşa'nın eşi, 2. Sultan 2. Selim'in de kızı olan Esmihan Sultan ya da İsmihan Sultan tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Bu yapımız bir Mimar Sinan eseri olarak 16. yüzyılın Mimar Sinan eserlerinin yüzük taşı gibi yapılarından bir tanesi. Ve liman bölgesine doğru uzanan bu arazinin, eğimli arazi içerisinde kademeli bir şekilde inşa edilmiş ve topografi asla bozmayan ve İstanbul tarihi içerisinde önemli bir yer işgal eden İstanbul depremleri hesaplanarak, sel felaketleri de hesaplanarak Mimar Sinan'ın tarihi topografiyi üzerinde oluşturduğu inanılmaz yapılardan bir tanesi. Mimar Sinan tarafından Kabe'nin restorasyonunun yapıldığını biliyoruz ve bugün bir kısmı ayakta olan, bir kısmı da bugün Kabe Müzesi'nde sergilenmekte olan revakların yapıldığı dönemlerde Hacer-i Esved taşının da bulunduğu havza alanı onarılıyor. Ve orada oluşan parçalardan yaklaşık 5 parça buraya İstanbul'a getiriliyor ve bu 5 parçanın 4'ü bu yapı içerisinde kullanılıyor. Bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde. Zaten camiye girdiğinizde caminin mimarisi sizi çok harikulade etkileyecek. Cami içerisinde kullanılan çinilerin, 16. yüzyıl çinilerin kompozisyonu, onların yerleştirilmiş düzeni sizi gayet etkileyecek. Müezzin mahfilindeki o kalem işleri, o Edirnekari tezinat sizi apayrı bir dünyaya götürecek. Ve onun şokunu atlattıktan sonra da ki Hacer-i Esved taşlarını da görebileceksiniz. Caminin iç mekanı, harim dediğimiz iç mekana girildiğinde iç mekan kısmının kapısının iç tarafında üstte bir 1. Hacer-i Esved taşı bulunuyor. Hemen mihrabın alnında üst tarafta bir ikinci parça bulunuyor. Minbere çıkarken minber kapısının başlangıç noktasında ve külahın altında da diğer 3. ve 4. parçalar yer alıyor. Resulullah Efendimiz Hacer-i Esved taşını yerine kaldıracağı zaman kendi elbisesi üzerinde bütün kabileler tutarak onu
yerine yerleştiriyorlar. Dileklerin olabileceği, efendim doğru çocuğu olmayan ailelerin hürmet göstereceği bir şey değil. Çünkü bizim maalesef insanoğlunun kutsetlerle ilgili ciddi sıkıntıları vardır. İşte Hacer-ül Esved taşı Resulullah Efendimiz döneminde kabul görmüş tek mukaddes emanettir. Biliyorsunuz bizdeki şu anki mukaddes emanet, dünyanın dört bir tarafı mukaddes emanetler Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra oluşmuş mukaddes emanetlerdir. O yüzden de Hacer-ül Esved taşının bizim ve Müslümanlar için büyük bir önemi vardır.